Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlerle en çok sevdiklerimin arasında olan havuçlu kek tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Bizim ev halkı gerçekten havuçlu keki çok seviyor. Mutlaka sizin de tarif defterinizde olması gereken lezzetlerden biri. Vakit kaybetmeden malzeme listesini sıralayalım. Malzemeler 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 adet rendelenmiş havuç, 1 su bardağı ceviz, aldığı kadar un. Evet, ben toz şekerimi yoğurma kabıma aldım. Çırpma kabıma. Şimdi yumurtalarımı çırpacağım. Yumurtaları da kırıp çırpmaya başlayacağım. Şimdi öyle bir çırpacağız ki rengi beyaza dönecek. Şöyle 5 dakika kadar yüksek hızda köpük köpük olmasını istiyorum. Yüksek hızda çırpacağım. Gördüğünüz gibi beyaz bir renk aldı. Şimdi süt ve sıvı yağ ilave edeceğim. Bu arada fırınımızın ayarını 180 dereceye önceden ayarlayıp ısıtmamız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, ben 180 derecede pişiriyorum. Sizler fırınınızın ayarını kendiniz bilip ona göre pişirmeniz gerekiyor. Şimdi süt ve sıvı yağ ekledik. Bundan sonrasını mikserle değil, spatula ile yapacağım ki köpükleri engellemek istemiyorum. Şimdi unumu ekleyeceğim. Bir de kabartma tozunu ilave ediyorum. Şimdi tarçın ilave edeceğim. Tarçını da en son ilave ediyoruz ki kekimizin rengini karartmayalım. Şimdi rendelenmiş havucumla cevizimi ilave edeceğim.
Böyle bir karıştırıyorum. Boza kıvamında bir hamur elde ettik. Ne çok katı, ne çok cıvık bir hamur elde ettik. Orta kararda dediğim gibi boza kıvamında bir hamur elde ettik. Şimdi kek kalıbımı şöyle göstereyim. Margarin ya da tereyağı ile yağlayalım ki çok daha kolay çıksın kekimiz. Bir de kekimiz çıktıktan sonra, fırından çıktıktan sonra soğuk nemli bir beze oturtmamız gerekiyor kolay çıkarabilmek için. Şöyle kek kalıbına. Şimdi önceden ısıttığımız fırında pişirmeye göndereceğiz. Pişip pişmediğinde kürdan batırarak, kürdanımız temiz çıkarsa pişmiş olduğunu anlayarak çıkartacağız. Daha sonra da nemli soğuk beze oturtup kendi kendine soğumasını bekledikten sonra ters çevirip çıkartacağız. Evet, havuçlu ve cevizli kekimiz pişti. Ben üzerine pudra şekeri serptim. Pudra şekeriyle süslemek istedim. Gördüğünüz gibi gayet de kolay kek kalıbından çıktı. Şimdi bir dilimlemek istiyorum. Şöyle yumuşacık, bol cevizli, tarçınlı. Gördüğünüz gibi harika bir kek olduğunu düşünüyorum. Muhteşem kokusu, dokusu, yumuşaklığı. Gerçekten çok lezzetli bir kek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.